Yok olma şansı da olduğu için yanma ihtimali var. Deneyelim. Gördüğünüz gibi oldu. Bize zıplama desteği 4 verdi mesela, gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel özelliklere sahip. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün Minecraft server tanıtımlarına devam ediyoruz. Bugün Obfiction sunucusu olan Epiros Network'teyiz. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar, Epiros Network Obfiction sunucusu dediğim gibi ve gerçekten çok güzel sistemlere sahip bir sunucu. Burada bilgi falan var. Slash balık, arsa, market, günlük ödül, CE yazarak bir marketten açabilirsiniz. Burayı okursunuz. Ben hızlı geçeceğim, anlatarak geçeceğim. Burada rehber var spam'a geldiğimizde. Burada Obfiction amacı sıralamışlar. Burada da klasik gelişim yöntemi 6'ya kadar sıralamışlar. Gördüğünüz gibi bu buraya. Farklardan başlayalım hemen arkadaşlar. Warp'lardan ormana gidiyoruz. Orman bildiğiniz klasik orman. Şu bölgelerde bu build yapamıyorsunuz ama orada orman açılınca eğer claim alırsanız bu build yapabiliyorsunuz ve isterseniz tuzak yapabiliyorsunuz. Şuraya işte gördüğünüz yeşil çizgiye kadar blok build yapı kapalıdır. Kırmızı çizgiye kadar PvP kapalıdır diyor. Yani burada şey yok arkadaşlar, PvP yok. Burada var ama. Warp'lardan devam edelim. Burada lapisimiz var arkadaşlar. Lapis kırdıkça size lapis anahtarı verir. Lapis anahtarlarını da buradan lapis kutusunu açaraktan para, set, kutu anahtarı, işte kutu veya kazma kutusu, böyle şeyler alabilirsiniz veya blok. Warp'lardan devam edelim ve lapiste şöyle bir özellik var. Yenilenmesinde kalan süreyi yazıyor ve yüzde kaç lapis kaldığı da yazıyor. Yani acaba şöyle bir baktığınızda yüzde kaçı kırılmış lapisin, öyle bir oranlığı yazıyor. Burada ham maddeler var. Ham maddelerin de krala gidelim, yani en yüksek rütbeye gidelim. Kralda gördüğünüz gibi Obfiction olduğu için full blok, yani hiç cevher göremezsiniz. Ve altın ve demir. Ya buradan da para katarsınız. Eğer rütbe atlarsanız hemen warp ham maddeden VIP ham maddelere, Epiros VIP'e gidelim. Epiros VIP'e geldiğimizde gördüğünüz gibi burada işte burası kırılmış. Burada da Epiros VIP'in ham maddesi var. Wartlardan hızlıca devam edelim arkadaşlar. Elitten sünger var. Şimdi bu süngerleri kırıyorsunuz arkadaşlar. Hemen kırdıktan sonra yine lapisteki mantık burada da var. Şuradan hemen çıkalım. Süngerleri kırdıktan sonra belli bir süngere, yani video süngerden geldikten sonra, burada değil de Polcoin. 48 süngere bir tane Polcoin alıyorsunuz. Yani bir stack artı 32 tane de 2 tane Polcoin. Aynı mantık oluyor yani bununla bu. Sadece bu hızı dönüştürmek için var. Buradan kutulardan 8 tane Polcoin'e para kasası, set kutusu, XP kutusu alabilirsiniz. XP kutusunun mantığı şu. XP kutusu alırsanız üstünde yazıyor zaten, 500 XP ile 5000 XP arasında veriyor. Sağ tıkladığınızda ekranınızda böyle bir ekran çıkıyor. 3457 XP verdi mesela. 59 level'dim sanırım. 67 level oldum. Buradan zırh bölümünden zırh alabilirsiniz. Ve aynı şekilde burada makas. Ondan sonra işte verimlilik 10 alırsınız. Kazma, kılıç, yay. Böyle şeyler satılıyor. Warp edit. Bugün veya yarın. Warp editten devam edelim arkadaşlar. Burada yosunlu taş var. Yosunlu taşın EPC marketi bakımdaymış. Bu da aynı mantık. Yosunlu taş kırdıktan sonra size otomatik olarak herhalde coin verecek. Gördüğünüz gibi slash EPC yazınca otomatik olarak coin veriyor size. Bunu da EPC marketten harcayacaksınız. Siz geldiğinizde yapılmış olur diyebiliyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Buradan obsidyen editine gidelim. Obsidyen edite nasıl bir arkadaşlar? Süngerde kastığınız setleri öncelikle buradan Polcoin'e değiştiriyorsunuz. Sonra sünger editinde kastığınız zırhları burada koruma 12 yapabiliyorsunuz. Koruma 10'u aldığınız zırhları. Buradan isterseniz XP kutusu alabiliyorsunuz, 5000 ile 5000, 1000 ile 5000 arası. Buradan para kutusu alabiliyorsunuz, 20.000 ile 2 milyon arası. Burada silahlar var. Burada kılıcınızı geliştirebiliyorsunuz. Keskin 12. Burada da yayınızı güç 12 yapabiliyorsunuz. Güç 8'den. Burada da işte kazma V12 alabiliyorsunuz veya V10 balta, V10 kürek alabiliyorsunuz. Warp
Warp'lardan devam edelim. Warp arsalar var. Arsalar bildiğimiz arsalar. Yani şöyle PH yazdığımda direkt size göstereyim, bildiğiniz arsalar. Yani burada kendi arsanızı kurup bu işler yapabilirsiniz. Kutulara gidelim arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim yerlerden biri de kutulardır. Kurucu bize birkaç kutu anahtarı verdi. Buradan günlük kasayı açmak için slash günlük, pardon, günlük ödül yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben ikinci video deneyişim olduğu için birincisini de almıştım. Size kutu verecek. O kutuyu açınca size günlük kasa anahtarı verecek. Buna sağ tıkladığımızda günlük kutusundan ne geldi? 10 milyon oyun parası geldi mesela. Burada vote kasası var. Bizde var mı? Vote kasası bizde şu an verilmedi. Herhalde slash vote yazıp buradan, evet, daha vote şu anda bakımdaymış, onu öğrendik. Burada lapis kasası var. Lapis kasası şu. Elmas kazma verdi. Verimlilik 10. Epiros kasası var. Epiros kasasına sol tıklayalım, bir görelim. Gördüğünüz gibi çok güzel itemler var yani. Sağ tıklayalım. Evet, çok güzel bir sandık açma sistemi var. 4 tane sandık açacağız. Rastgele ne verirse. 3. olarak verdi ve şimdi 4. verecek. Buna sağ tıklayalım. Elmas pantolon verdi. Güzel. Elmas kılıç verdi. Keskinlik 20. Mükemmel. Elmas pantolon verdi. Ve son olarak da 128 tane büyülü elma verdi. Yani bu kasa açma sistemi güzel olmuş. Yani bir anahtarla mantıken 4 kasa açmış oluyorsunuz. Burada para kasası var. Bizdeki para kasası bu. Para kasası 25 milyon verdi. En çok 125, 175, 50, 25. Yani iyi denilebilecek kadar iyi. Burada Lotus var. Lotus'u açıyoruz. Lotus kasası da gördüğünüz gibi şöyleydi ve bize elmas blok verdi. Burada 2x para kasası da alabiliyorsunuz. Ve son olarak günlük kasayla event kasası kaldı. Son olarak event'i de şöyle açalım. Bu da eventlerde verilen kasa anahtarı arkadaşlar. Yine bize günlük kasa anahtarı verdi. Gördüğünüz gibi ya anahtar verir ya da para verir size. Böyleydi warp kasalarda. Warp'lardan devam ettiğimizde arena var. Arenamız normal arena ve korkak arena olmak üzere ikiye ayrılır. Korkak arenada itemler yere düşmüyor arkadaşlar. Yani burada vs atıyorsunuz. Yani ben atlayayım, şöyle tıklıyorsunuz. Ama şu anda bakımda. O da bakımda ama o da eklenecektir. Siz merak etmeyin. Normal arenaya gidelim. Normal arenada bakımda. O da düzeltilecektir siz geldiğinizde. Videoyu biraz erken çekiyorum arkadaşlar. Siz geldiğinizde düzelmiş olur. Burada arena arkadaşlar. Burada itemler düşüyor. Burada boss var arkadaşlar. Şimdi boss'u göstereceğim size. Şimdi gördüğünüz gibi burada bu 1, 2, bakın Nidheral ve Eredin. Bir de burada Perseus varmış. Burada işte ne verdiği falan gözüküyor. Mesela burada bu varmış. Hemen elmamızı alalım. Sen neredeymiş? Boss daha doğmamış. Doğsaydı gösterirdim. Yani sonucudaki şimdi en güzel özelliğe geçeceğiz arkadaşlar. Bu özelliği gerçekten ben çok beğendim. Mesela ne var burada? Kazmamız var. Şimdi bizim bakalım chest. Chest 1. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi piercing 3. Kullanılabilen eşyalar yaylar, çıktığı yerde destansızı ve efsanevi büyüyor. Bunu yaya basıyorsunuz. Özelliği neymiş? Kitabı bir eşyanın üzerine sürükle, daha fazla için sağlıklı rakibi 2 kat hasar verme şansı var. Drunk 3. Zırha basabiliyoruz. Mesela göstereyim. Mesela Cyborg 1. Neye basılıyormuş? Zırha basılıyormuş. Şimdi arkadaşlar, yok olma şansıyla başarı şansı diye bir olay var burada. Şimdi bunu %100 yapmanızı tavsiye ederim. %99 yapmayın, yanma ihtimali var. Eğer bunu alıp, bakın şu anda yok olma ihtimali %28. Üstüne getirirseniz %25'e düştü, gördünüz mü? Bakın bunu yok olma şansını sıfırlıyorsunuz. Başarı şansını %100 yapıyorsunuz ki yani tamam alın. Bakın şimdi başarı şansı %35, tık %58 oldu. Şimdi kara perşemende ne özelliğe sahip? Mesela ben bunu buna bastım. Pardon. Buna bastım. Şu anda basamadım, bir dakika.
Bu eşyayı bastığın eşyadan rastgele bir büyüyü çıkarıp envanterine verir. Bastığın eşyadan rastgele birine. Ha. Bu da böyle bir özellik arkadaşlar. Bunu tam olarak anlamadım. Oyuna gelince zaten rehberler gördüğünüz gibi aktif oluyor genelde. Ona sorabilirsiniz. Şimdi size göstermek amacıyla Cyborg'u bastım. Yandı. Neden? %100 yapmadık. %100 yapsaydık ne olacaktı? Verecekti. Slash CE yazıp da gördüğünüz gibi 67 level mesela. Şuradan 50 level basit büyü alalım. Mesela botlara basılıyormuş. Bakın Spring Skin neymiş? Giydiğin zaman sana seviyesine bağlı zıplama desteği sağlar. Bastım yok oldu mesela. Neden? Şans vardı. Mesela XP kutusuna sağ tıklayalım. Bize XP veriyor. 1000 verdi. 4000 verdi. 4000 verdi. Bir daha basalım. 2000. Bir daha basıyoruz. 75 yapmaya çalışıyorum. Levelime. Evet, 80.000 level oldu. Şimdi CE'den buradan destansı bir alıyoruz. Size leadership 3 verdi. Başarı şansı az. Bastık. Gördüğünüz gibi leadership 3'ümüz geldi. Gördüğünüz gibi neymiş? Leadership 3. Orada üstünde özellikleri yazıyor. Üstüne burada parayla kara parşömen alabiliyorsunuz. Buradan başarısızlık azaltma tozu alabiliyorsunuz. Yani başarı arttırma tozu alabiliyorsunuz. Buradan da gereksiz büyüleri dönüştürebiliyorsunuz. Burada da demirciden büyülerinizi birleştirebiliyorsunuz. Mesela başarı alma tozunu şöyle aldığımızdan gördüğünüz gibi şu an param bitti. Şöyle gördüğünüz gibi başarı arttırma tozları burada var. Bunu chest yazıp chest 1. Mesela burada ne var? Antigravity 2. Mesela buna full basalım. Bakalım ne olacak. Göreyim. Başarı şansı hop %100 oldu. Bunu botlara basabiliyormuşuz. Bizim yok olma şansı da olduğu için yanma ihtimali var. Deneyelim. Gördüğünüz gibi oldu. Bize zıplama desteği 4 verdi mesela. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel özelliklere sahip bir büyü sistemi var. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer sizin de serverınızı tanıtmamı istiyorsanız açıklama kısmında bıraktığım Discord'dan bana ulaşırsanız oradan hallederiz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bye bye.